hutbemizi seyrettiniz. Şimdi konuğumuz Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sefer hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 30 Ocak geldiğinde gözler doğal olarak size dönüyor. Ama bu son yıllarda böyle Lozan Mübadilleri önce dernekti, sonra vakıf oldunuz ve şey hatırlanır oldu ve mübadillerde görünür olmaya başladılar. İstersen izleyicilerimiz için ilk kez böyle bir konuyla karşılaşanlar için çok özet olarak 30 Ocak 1923 Lozan Mübadilleri Anlaşması ne demek? Mübadele ne demek? Kelime anlamı, onları özetleyelim. Evet. Tabii şimdi genç kuşaklar için mübadele kavramı biraz çok gerilerde kalmış bir kavram. Aslında mübadelenin anlamı değişim demek, değiş tokuş demek veya halk tabiriyle trampa demek. Evet. Yani eşdeğerde bir malın eşdeğerde başka bir malla takas edilmesi demek. İktisadi bir deyim bu. Ama burada söz konusu olan değiştirilen, takas edilen, trampa yapılanlar mal değil, insanlar değiş tokuş edildi. Dolayısıyla burada bir anlamda insanlar mal yerine de kondu diyebiliriz. 30 Ocak 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeye göre Yunanistan'da yaşayan Rum Müslümanlar ile Türkiye'de yaşayan Rum Ortodoksların zorunlu göçü öngörüldü. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak 1 milyon civarında bir Ortodoks, gene o tarihte Yunanistan'da 500 bin civarında bir Müslüman zorunlu olarak doğdukları toprakları terk ettiler. Buna biz mübadele diyoruz. Yani değişim diyoruz. Halkların değişimi diyoruz. Şimdi neden oldu mübadele? Biliyorsunuz 19. yüzyılın ilk yarısı çok çatışmalı, kanlı savaşlarla geçti. Balkan Savaşı 1912, Osmanlı İmparatorluğu Balkanlardaki topraklarını kaybetti. Ve de oradan bir kitlesel göç hareketi oldu Türkiye'ye. Bu insanlar daha çok Ege bölgesine iskan edildiler. Yani Rumların olduğu bölgelere iskan edildiler. İttihat Terakki 1914 yılında bir karar aldı ve Ege bölgesindeki Rumları sürdü, sürgüne gönderdi. Yaklaşık 200 bin kişi, şeyden gelen, Balkanlardan gelen 200 bin kişiyi de onların evlerine ve topraklarına yerleştirdi. Bu mübadeleyle ilgisi yok daha önce. İlgisi yok ama mübadeleye yol açan olan sebeplerden bir tanesi bu. Sonra 1919'da biliyorsunuz Yunan ordusu İzmir'e çıkartma yaptı ve o giden insanlar, yani Rum Ortodoksların bir kısmı geri evlerine döndü. Oraya iskan edilen şeyler de Balkan kökenliler de bu sefer o evleri terk etmek zorunda kaldı. Böyle bir süreç yaşandı. 19-22 arası bir savaş var, Türk-Yunan Savaşı. Yunanistan'ın o savaşı kaybetmesi sonucunda Yunan orduları geri çekilirken Rum Ortodoks ahalide özellikle Ege bölgesindeki intikam alınacağı korkusuyla onlar da Anadolu'yu terk ettiler. Yaklaşık olarak bir ay içinde 650 bin kişi Ege bölgesinden Yunanistan'a göç etti ve bu kitlesel göç devam etti. Yani Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce veya Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine başlanmadan önce Yunanistan'da 1 milyon bir sığınmacı vardı. Yunanistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 4 milyon civarı düşünürsek, yani nüfusunun dörtte biri kadar bir göç aldı. Şimdi bu mülteciler sorununa bir çözüm bulmak gerekiyordu. Birleşmiş Milletler'in o günkü adı Milletler Cemiyeti devreye girdi. Ve de Nansen diye, bu Dağcı Nansen diye biliyoruz, mültecilerle ilgili çalışmalarıyla biliniyor. O Türkiye'ye geldi, Yunanistan'a gitti, yetkililerle görüştü. Bu insanları tekrar geri alır mısınız? Kesinlikle geri almayı Türkiye kabul etmedi. O zaman dediler bunun tek yolu var,
buradaki Yunanistan'da yaşayan Müslümanları Türkiye'ye göndermek, onlardan boşalan yerlere de Anadolu'dan gelen Rum Ortodoksları yerleştirmek. Bu tartışma oldu. Hiç gündemde yokken Lozan Barış Antlaşması başladığında bu öneriyi Lord Curzon, İngiltere delegesi dile getirdi. Sonra bir alt komisyon kuruldu. Bu alt komisyonda bu sorun tartışıldı ve de Nansen'in önerileri doğrultusunda mübadelenin zorunlu olmasına karar verildi. Yani Türkiye'den mübadeleden sonra 30 Ocak 1923'te sözleşme imzalandı. Ondan sonra giden insanların sayısı 190 bin civarında. Ama önceden gidenlerin sayısı 1 milyonu buldu. Dolayısıyla 1 milyon 200 bin kişi Anadolu'dan Yunanistan'a göç etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde Türkiye'ye de 600 bin civarı Müslüman geldi. Müslüman geldi. Balkan Savaşı'nı da dahil edersek. Şimdi yani burada mübadele konusu diğer göçlerden ayıran önemli bir özellik şudur. Bir defa insanların kendi özgür iradesi dışında göçe zorlanmaları. İki devlet arasında bir anlaşmaya bağlı olarak yapılmış olması. Dolayısıyla mübadele bir anlamda bir takım sıkıntılar, acılar ve travmalara da yol açtı. O hala o travmaların izleri ikinci kuşaklarda, üçüncü kuşaklarda da devam ediyor diyebiliriz. Evet. Sen de bir mübadilsin. Evet, benim ailem de Selanik'e bağlı Eğribucak diye bir beldeden geldi. Onlar da Tekirdağ Malkara'ya iskan edilmişler. Annem ve babam ikisi de oradan geldi. Ben ikinci kuşak oluyorum. Onlar orada. Onu da açıklayalım. Yunanistan'da veya Türkiye'de doğup diğer ülkeye gidenler birinci kuşak. Aynen. Çocukları ikinci kuşak. Torunlar üçüncü kuşak oluyor. Şimdi dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak. Beş var mı beşinci kuşak? Beşinci kuşak henüz yok. Yok ama dördüncü kuşağımız var. Böyle diyorsunuz. Var. Evet. Peki Lozan Mübadilleri Vakfı burada bugün itibariyle ve bu hafta itibariyle neler yaptı ve bunun karşılığı diğer yakada neler oluyor? Evet. Şimdi Türkiye'nin mübadeleye bakışı ile Yunanistan'ın mübadeleye bakışı farklı. Yunanistan mübadele kavramını kullanmıyor. Yani bu olayı Küçük Asya felaketi olarak adlandırıyorlar ve Rumların Anadolu'dan göçü onlar için. Yani Kurtuluş Savaşı yok, işgal edilmiş bir ülke yok. Kendi topraklarından kovulmuş, gönderilmiş insanlar var ve Küçük Asya felaketi, Mikrasyatiki katastrofi diyorlar ona. Ve de şey olarak da İzmir yangını, yani Türkler İzmir'i yaktı, Rumları denize döktü. Denize döktü. Olay böyle. Mübadele zaten mübadelede 190 bin kişi gitti. Özellikle onlar da Kapadokya, Anadolu, eski Karaman Beyliği sınırları içinde yaşayan, ana dilleri Türkçe olan Ortodokslar gitti mübadelede sonra. Yani tabii biz de mübadele olayı da Türkiye'de vakıf kuruluncaya kadar pek dillendirilmedi. Yani neden dillendirilmedi? Bunun çeşitli sebepleri var tabii. Bir tanesi ulus devlet kurulurken farklılıklara ve ayrılıklara kesinlikle izin vermedi. Dolayısıyla dediler ki şimdi bir Ermeni teşhiri problemi var, bir de mübadele bir problemi çıkmasın başımıza diye böyle bir şeyden hareket etmiş olabilirler. Dolayısıyla gelen mübadiller de geldikleri yeni ülkeye, devlete sorun çıkarmamak için sesini çıkarmadılar, örgütlenmediler. Ama biz ikinci kuşaklar 1999 yılında bir girişim olarak başladık ve de olayı daha insani boyutuyla ele almaya karar verdik. Ve de dedik ki bu mübadele her iki tarafa da zarar vermiştir. Bugünkü anlayışla insan haklarına aykırıdır. Yani bugün öyle bir devletlerin bir araya gelip zorunlu olarak
halkların kendi özgür iradesi dışında bir anlaşma yapmalarını pek mümkün değil görünmüyor. Dolayısıyla dedik ki bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde mübadele olmasın. İnsanlar doğdukları topraklardan kendi arzu ve istekleri dışında göçe zorlanmasın. Zaten sloganımız da çekilen acılar bir daha yaşanmasın. Yani Lozan Mübadeleri Vakfı bir barış projesidir kısacası. Evet. Bugün Cumhuriyet'te sizle ilgili haber var. Yönetmen Tekioğlu yeni filmi çekimler için Girit, İzmir ve Mersin'de yapılacak. Bugün mübadelenin vatansız kalanların günü başlığıyla onun üzerinden Nurdan Tümbek Tekioğlu'nun mutlaka tanıyorsunuz. O da bir mübadil torunudur. Evet. Sanıyorum bir aile büyüğünün üzerinden, Kademi Hanım üzerinden ailenin bir bölümü orada kalmış, bir bölümü burada kalmış. Bizim Sefer Güvenç'le çok yolculuklarımız var. Mübadele yolculukları. Yani benim yaptığım 3, 4, 5 belgesel var. Hepsini Sefer'le beraber, hepsinde Sefer yer aldı. Oralarda bayağı kalıcı, işte akrabalar oldu değil mi? Oralarda gidildiğinde karşılanıyor böyle önce sevinç çığlıklarıyla karşılanıyor. Sonra kısa buluşmalar gözyaşlarıyla ayrılıyor. Herkes bir kere daha böyle kopartılıyor. Peki sizin vakfınızın Yunanistan'da muhatapları da var dernek örgütlenme olarak. Onlar daha da önce örgütlenmişti. Onlarla ilgili de biraz konuşalım. Tabii. Şimdi biz her yıl ilkbahar aylarında aile büyüklerimizin doğdukları topraklara ziyaret yapıyoruz. Kuzey Yunanistan ve adalar, Ege başta olmak üzere Girit Adası. Girit başta olmak üzere. Evet. Bu ziyaretlerde şunu görüyoruz ki halklar arasında hiçbir sıkıntı, sorun yok. Yani oraya gittiğimizde sanki bir akrabamızı ziyarete gider gibi karşılanıyoruz. Aynı şekilde onlar Türkiye'ye gelince buradaki mübadiller onlara kucak açıyorlar. Ve de ön yargılar kırılıyor. Önemli olan bu burada. Bir örnek vermem gerekirse bir Kuzey Yunanistan'da Kayalar diye bir kasabaya gittik biz. Bir otobüs adam. Orada bir mübadil derneğini ziyaret ettik. Komşudan bir küçük kız geldi. Hepimiz böyle bir süzdü. Ondan sonra döndü babasına dedi ki tıpkı bizim gibiymişler. Yani o imajını yabancı düşman imajı bir defa ortadan kalkıyor. Bu gidiş gelişlerde birbirimizin insan olduğunu keşfediyoruz biz. Yunanistan'daki mübadil derneklerin bir kısmı ile ortak projeler yapıyoruz. Mesela en son yapmış olduğumuz bir proje Kuzey Yunanistan'da Edesa'da kurulu Küçük Asyalılar Derneği ile onlar iki kere yabancıydılar başlığıyla bir proje. Burada ön yargılar nedeniyle Yunanistan'ı hiç ziyaret etmemiş 21 kişiyi Yunanistan'a götürdük. Yine ön yargılar nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etmemiş 21 Yunanistan vatandaşını Türkiye'ye getirdik. Ve bunlarla ziyaret öncesi bir görüşme yaptık. İşte iki ülke arasındaki düşüncelerini aldık. Bir de ziyaret sonrası izlenimlerini aldık. Ve somut olarak değişimi görüyorsun. Biz hiç böyle düşünmemiştik. Yani böyle bir anlamda ezberlerini bozduk diyebilirim bu insanların. Zaten şeyimizin amacı da, çalışmalarımızın amacı da Yunanistan'daki derneklerle budur. Ön yargıları kırmaktır. Ve de barış kültürünün egemen olmasına katkı sağlamaktır. Evet. Bizim seninle ortak bir aile buluşturma anekdotumuz da var. Biliyorsun Girit'te Maria'nın evine gitmiştik. İşte o bize ailesini anlattı. Benim dedi dayım dedi Casım Ayvalık'a gitti dedi. Ondan sonra ailemizin yarısı bir soy ağacı çıkartmıştı. İşte oraya gitti dedi. Sonra biz belgeseli gösterdik, oynadık. Sonra İzmir'den bana bir telefon geldi. Dedi ki ben dedi orayı izledim sizin dedi. O hanım dedi herhalde bizim akrabamız oluyor falan.
olabilir mi dedi. Ben dedi Casım'ın oğluyum dedi. Ya ne diyorsun sen dedim, o senin halan. Ondan sonra, peki nasıl ulaşabilirim? Sefer'i arayacaksın, telefon alacaksın, atlayacaksın Marmaris'ten, gideceksin Girit'e, halanı öpeceksin. Hayatta duruyor. Buradakiler Hristiyan, yani şeyde Girit'tekiler Hristiyan kalmış. Türkiye'ye gelenler Müslüman olmuş ama aile aynı. Devam eden. O büyük bir soy ağacı var. Tabii evet. O soy ağacında ailenin yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan. Sonra bizim Yunanistan temsilcimiz, İstanbullu hemşerimiz Tanaş Çimbis girişimleriyle o iki aile buluştu. Girit'te onların bütün aile efratları toplandı. İki tarafında güzel bir buluşma oldu. Yani böyle parçalanmış aile öyküleri de var. Evet. Vakfımız o konuda da bu insanlara yardımcı oluyor. Evet, Sefer sen anlatmazsın, ben söyleyeyim. Sefer Güvenç'in, sevgili izleyiciler, birçok yaptığı iş var ama bir tanesi hepsinin üzerinde. Çünkü buradan Yunanistan'a gidip dedesinin, işte anneannesinin ya da babasının doğduğu köyü arayanlar bulamıyorlar. Neden? Çünkü köyün ismi yok. Değişmiş isimleri. Sefer Güvenç, yani eşiyle birlikte hazırladıkları müthiş bir albüm var. Eski yer aldıkları, yeni ve eskisi hepsi bir arada, artık oradan şeyler bulunuyor. Bayağı iyi bir rehber oldu. Orada da basılısı var değil mi? Yunanca'da oldu mu? Yok, Türkiye'de bastık. İkinci baskı bitti. Evet. Şimdi tabii bu ilk ben hissettim bunu. 99 yılında gittiğimde köyün eski adını biliyorum, yeni adını bilmiyorum. Sonra el yordamıyla gittik, köyü bulduk. Ondan sonra vakıf kurulduktan sonra bize çok sayıda başvuru yapıldı. Telefonla, e-maille, mektupla. Biz de böyle bir sorunu gidermek için kolları sıvadık ve büyük emek sarf ederek 10 yılda hazırlandı o atlas. Şu anda herkes rahatlıkla gidip eski köylerini bulabiliyorlar. Tabii bu arada yani. Nazım Altman'a biz teşekkür ediyoruz. Biz mübadil dostu diyoruz vakfımıza katkı verenlere. İki tane belgeselimiz oldu. Bir tanesi Girit'te doğmak, Giritli olmak. Diğeri de beni doğduğum topraklara götür belgeseli. Şeyde var, bir de Lowry ile beraber gittik. Ha, Evrenos'un çocukları. Çocukları var. Balkanlarda Evrenos'un izleri gibi bir. Üç. Üç, peki, üç oldu. Evet. 100 yıllık yolculuk. Lütfi Karadağ'ın. Lütfi Karadağ var. 4 maşallah. 4. Yani. Yani Nazım Altman. Sayende oldu canım teşekkür onlar. Teşekkür ediyoruz. Yani iyi bir mübadil dostudur. Evet. Şeyden bir başka hikayeye ulaşmak ancak oranın doğru adresleri bulmasıyla oluyor. Biz de Lozan mübadillerini bulduğumuz için onlarla birlikte mesela Lütfü abiyi öyle tanımıştık. 100 yıllık yolculukta 100 yaşını doğduğu evde kutlamıştık. Kutladık. Lütfü abinin, değil mi? Şeyde, Yanya'da. Yanya'da kutladık. Bir de Yunanistan'da da çok fazla haber yapıldığı için 100 yaşında bir adam gelmiş doğduğu evde. Ertesi günü çarşıda dolaşırken herkes sizi tanıyoruz, dün akşam haberlerde gördük sizi diye. Yani yan yada ünlü olmuştuk. Tabii yani şimdi vakfımızın bir korosu var. İki dilde şarkılar söylüyor. Yan yada bir konserde televizyon haber yapıyor ve Lütfi amcadan söz ediyor. İşte yan yada doğumlu falan diye. Bir de Dragopsa diye bir çiftlikleri varmış. O da geçince, televizyonda adı geçince Dragopsalı köylüler geldiler, Lütfi amcayı aldılar, sabah saat 5'te köyüne götürdüler. Ha. Yani böyle ilginç hikayeler. Lütfi amcadan çok şey öğrendik. Yani 102 yaşında vefat etti. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. O babası Ziraat Bankası'nın Yanya'daki müdürü. Ve mübadeleyi de örgütleyen. Ve ufak bir ayrıntı var. Köpeklerini de buraya getiriyorlar. Yani mübadele komisyonu üyesi aynı zamanda. Evet. Babası. Orada. Bütün oradaki yan yadaki işi onlar örgütlüyorlar. Ve o da zaten geldiği zaman da 10 yaşında falan değil mi? Tabii 10 yaşında. Evet. 14 doğumlu 10 yaşında. Evet. Gelmiş her şeyi hatırlıyor. Yani bu arada tabii o değerli birinci kuşakları birer birer kaybediyoruz.
hayatta olan. Kaldı mı artık? Selanik doğumlu Vedia Elgün hayatta. Mehmet amcamız vardı. Onu kaybettik, vefat etti. Vardı. Bizim Füsun Çeliker'in teyzesi vardı. Onu da kaybettik. Yani artık biz ikinci kuşaklar, bakalım ne kadar sürecek. Güzel şeyler oluyor. Füsun Çeliker'i hatırlayınca annesiyle birlikte, onlar da Selanik giderken Kavala'ya gidiliyor. Kavala'da mola veriyoruz. Her zaman yemek yiyoruz orada. Füsun'un da çalıştığı ticari olarak bir partneri var, Bulgar. Onu arıyor, bulamıyor falan. Neyse diyor, biz gezelim beraber. Mehmet Ali Paşa Köşkü'ne doğru çıkıyorlar. Teyzemiz diyor ki, evladım diyor, gidiyoruz ama oraya diyor, bir telefonu silin, Mehmet Ali Bey evde mi acaba? Boşuna dönmeyelim. Evet. Peki mübadele etkinlikleriyle neler yapılıyor şimdi? Bir bölümü biz haber yaptık burada sergiye. Ama çok güzel bize... haber. Eline sağlık arkadaşların. Şimdi az önce izledim haberi. YouTube'a yüklenmiş. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sergi efendim, sürüyor değil mi? Sergi? Sergi açık. Nerede? Onu da söyleyeyim. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 1 Şubat'a kadar açık. Ondan sonra toplayacağız. 2 Şubat'ta da... Siz moderatörlük yapacaksınız bir etkinlik. Evet, olacak. Şimdi orada şöyle etkinliklerimiz. Oldu? Bir defa mübadelenin yıl dönümlerinde biz anma etkinlikleri düzenliyoruz. Öncelikle bizim mübadeliler deniz yoluyla geldiği için çok kayıp vermişler hastalıktan vesaireden. Ve de ölenleri denize atmışlar. Şu anda çok önemli bir yere geldi. Serginin fotoğrafları geliyor, arkadaşlarımız uyardı ekranda. Evet, bu sergi şimdi mübadelede. Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları kapsam dışında kaldı. Yani yerlerinde kaldılar. Mübadeleye tabi tutulmadılar. Fakat Türkiye ve Yunanistan arasındaki siyasi gerginlikler bu insanların göç etmesine yol açtı. Yani Batı Trakyalılar Türkiye'ye göç etti kaçak yollarla. Türkiye'deki Rum Ortodokslar da Yunanistan'a gittiler. Yani İstanbul Rumlarından söz ediyoruz. Tabii 6-7 Eylül olayları biliyorsunuz, pogrom. Ondan sonra önemli bir şey 1964'te burada Yunan uyrukluların sınır dışı edilmesi olayı var. 1930 yılında Mustafa Kemal döneminde Venizelos'ta Türkiye'ye geliyor ve karşılıklı bir anlaşma yapılıyor. İkamet ve Seyri Sefe'in anlaşması deniyor ona. O anlaşmaya göre İstanbul'da yaşayan, ister Türk tebaası olsun, ister Yunan tebaası olsun, bu insanların oturma ve çalışma hakkı var. Fakat 1964'te Kıbrıs gerginliği nedeniyle bu anlaşma iptal ediliyor. Ve buradaki Yunan uyruklu Rumlar sınır dışı ediliyor. Ama o insanlar... burada yerli Rumlarla evlenmişler. Çoluk çocuk olmuş. Dolayısıyla aile gidiyor. Büyük kopuş o zaman başlıyor İstanbul Rumlarının. 1955'ten bile fazla değil mi? 55'te çok fazla giden yok. Evet. Ama 64'te 10 bin civarında. Devlet gidin diyor yani. Evet. Yani anlaşma iptal edilince. Ondan sonra zaten bu Kıbrıs olayları nedeniyle 74 olayları var. Orada bir grup daha gidiyor. Kalanlar bakıyor, diyor ki ya bizim akrabalarımızın hepsi orada. Yani burada artık çocuklarımız için bir gelecek yok. Yani böyle bir kaygıya düşüyorlar. Onlar da gidiyorlar. Şu anda İstanbul'da yaşayan Rumların sayısı 3000 civarında deniyor. Ve bunlar da genellikle yaşlı insanlar. Ama Atina ve Selanik'te 50 bin tane İstanbullu hala Türk pasaportu taşıyor. Palio Falero. Yani zaten onlar da getto gibi orada İstanbullu olarak yaşıyorlar. Yani kendilerine de politisa diyorlar. Hala entegre olmuş değiller Yunan toplumuna. Bir de onların lokalleri var Derya. Ben de oraya seferden bağımsızlık gittiğim oldu. Fenerbahçe Galatasaray maçlarını hep beraber izliyorlar. Orada işte üç büyükleri İstanbul'dakilere telefon ediyorlar. Nasıl bugün size
İşte iki tane çaktık falan filan diye böyle kızdırma telefonları ediyorlar hala. Sanki orası İstanbul'un bir parçası gibi. Zaten orada karşılaştığın, Türkçe konuştuğun zaman sana Türk müsün diye sormuyorlar. Böyle İstanbullu musun? Yani Türkçe İstanbulluluğun işareti. Bir gün gene ben yalnız Atina'daydım. İşte Hürriyet gazetesi bir tek o Avrupa'da basılıyordu. Hürriyet gazetesi alıp para uzattığım zaman İstanbullu musun dedi. Ve tepebaşılı bir Rum'un işte olduğunu söyledi. Abisi falan önce tek başına kalmış, geldim buraya dedi. Ben de tabii İstanbul'da baskı ezgiyle karşı karşıya kaldıkları için çoğunlukla iyi ama değil mi burada falan dedim. Öyle yaptım. Yok be dedi, gurbet zordur. Gurbet de diyor. Sonra düşününce orayla hiçbir bağ yok ki. Toprağı burası esas onların. Şimdi sergide işte panolar var. Biz 47 kişiyle görüşme yaptık Yunanistan'da, Selanik'te, Atina'da. Onlara göç öykülerini ve İstanbul'a ilişkin özlemlerini sorduk. O sergi panolarından bir tanesini de soruyoruz. İstanbul'la ilgili düşüncenle. İstanbul benim anam be diyor bir tanesi. Büyük aşkım büyük ada diyor. Yani özlemleri böyle dile getiriyorlar. Yine o belgeselde bir acıklı durum var. Adalı bir kız adaya geliyor. Bir torba toprak alıyor. Büyük adalılar vefat edince onların mezarlarına bir avuç toprak serpiyor. Balkona koyuyor toprağı. Annesi ikide bir gelip balkona bakıyormuş. Ne bakıyorsun anne, bana toprak kaldı mı diye bakıyorum diyor. Ama o kadın annesinden önce vefat etti. Yani böyle annesi kendi toprağını o kızının mezarına. Evet, yani böyle acıklı durumlar var. Serginin bir de belgeseli var. Paradoks Yapım Tahsin İşbirliği'ne birlikte yaptık. Sağ olsun o da bir vakıf dostudur. Bir de kitabı var. Büyük kitap tükendi. Şimdi bu sene dedik ki sadece mübadeleyle gelenler gidenler olmasın, kalanları da konuşalım. Onun için bu akşam Barış Manço Kültür Merkezi'nde mübadele iki nokta üst üste gidenler, gelenler ve kalanlar başlıklı bir panelimiz var. Kimler konuşacak? Orada Profesör Doktor Elçin Macar konuşacak. Ondan sonra Batı Trakya'dan bir kızımız var. Hakan Yücel İstanbul Rumlarını anlatacak. Sibel Alioğlu Çakmak Batı Trakya Türklerini anlatacak. Ayşe Özil de gelenleri anlatacak. Diğer arkadaşımız da gidenleri anlatacak. Yani mübadeleyi sadece gidenler gelenler açısından değil, onun sonuçları itibariyle de gündeme getiriyoruz. Ve Türkiye'de her sene mübadele ve mübadelelerin taleplerini dile getiren ortak bir bildiri yayınlıyoruz biz. Bu sene 71 tane kuruluş Türkiye'de o bildirinin altına imza attı. Şu anda bütün derneklerimiz, denize kıyısı olan derneklerimiz savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenler arasında denize karanfiller bırakıyor. Bu demin anlattığın ölenlerle ilgili. Evet, yani onu her sene yapıyoruz denize kıyısı olan illerimizde. İzmir'de, Samsun'da, İstanbul'da ve de denize kıyısı olmayan illerimizde konferanslar, kapalı salon toplantıları gibi belgesel gösterimleri, sergiler gibi etkinliklerle mübadelenin 96. yıl dönümünü anma yapıyoruz. Bu İstanbul'da bu seneki anma etkinliğinin de merkezi Beylikdüzü olacak. 2 Şubat'ta saat 12'de eski bir Rum yerleşimi olan Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar beldesinde veya mahallesinde denize kırmızı karanfiller bırakacağız. Ondan sonra orada bir sergi açılacak. 2 kere yabancı sergisi. Folklor gösterileri ve Lozan Mübadeleri Vakfı Korosu bir konser verecek. Ayrıca orada da mübadele üzerine bir panel yapacağız. Herkesi de 2 Şubat'ta Beylikdüzü'ne bekliyoruz. Saat 12'de Gürpınar İskelesi'nde. Peki bir de geleneksel yemeğiniz oluyordu sizin. Evet, her sene biz mübadelenin yıl dönümünde geleneksel bir yemek yapıyoruz. Bu sene o da 3 Şubat'ta Armada Otel'de olacak. Akşam saat 19'da bekliyoruz efendim. Davetli misiniz? Çok teşekkür ederiz. Pazar değil mi? 3 Şubat. Pazar günü 3 Şubat.
Evet. Evet, süremiz bitti. Süremiz doldu Sefer'cim. Peki, çok teşekkür ederim. İki yaşında gittik geldik. İyi yayınlar diliyorum. Evet, katıldığınız için tekrar teşekkürler. Gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Bugün 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan halklarının mübadelesinin 96. yıl dönümüydü. O yüzden konuğumuz Lozan Mübadeleleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç bizlerleydi. Biz Sefer Bey'i ağırlamadan önce klibimizi yayınlamıştık. Kaçıranlar için şimdi klibi tekrar yayınlıyoruz. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.